Bu videoda gerçek veri noktalarının kullanılan model, ki bu örnekteki model doğrusal bir model olacak, ee, evet, bununla ne kadar uyumlu olduklarını ölçmek için kullanılan bir değeri hesaplayacağız. Bu değer için farklı isimler kullanıldığını da hemen eklemek istiyorum. Artıkların standart sapması, ki zaten bunu hesaplayacağız, kök ortalama kare hatası olarak da isimlendirildiğini duyabilirsiniz. Bu şekilde adlandırılmasının sebebi hesaplama yöntemi ile alakalı. Şimdi bu verilerin her biri için artığın ne olduğuna bakıp bunların standart sapmasını hesaplayacağız. Küçük bir tekrar olması adına i numaralı artık belirli bir x değerinin i numaralı y değeri eksi yine belirli bir x değeri için beklenen y değeri olarak hesaplanır. Şapkalı y'nin belirli bir x değeri için doğrusal regresyonu vereceği y değeri olduğunu da söyleyeyim. Bu ise belirli x değerinin gerçek y değeri. Anlaştık mı? Örneğin bu arada bunu daha önceki videolarda da yapmıştık. Yani bu anlamda ufak bir tekrar oluyor. x1 iken y1'e eşit. Modelin bize verdiği y değerini ise 2,5 çarpı x eksi 2 ile hesaplayabiliriz. Bu 0,5'e eşittir. 1 eksi 0,5'ten de bunun artığını 0,5 olarak Hesaplayabiliriz. 0,5 derken bunun pozitif olduğunu da aklımızdan çıkarmayalım veri eğer modelin üzerinde yer alıyorsa artı pozitif olur. Bu noktanın artığına gelecek olursak, nokta modelin üzerinde yer aldığı için bunun da pozitif çıkacağını biliyoruz. x 3 olduğunda y'nin gerçek değeri 6. Modelin verdiği yani beklenen y değeri ise 2,5 çarpı 3 yani 7,5 eksi 2'den 5,5'e eşit. 6 eksi 5,5 de evet bu noktanın artığı da 6 eksi virgül 0,5'e eşittir. Bu da pozitif bir artık. Modelin üzerinde yer alan bu noktanın gerçek değeri ile beklenen değeri birbirine eşit olduğundan bakın x2 olduğunda y'nin gerçek değeri ve modelin bize vereceği beklenen değer ikisi de 3. Bu durumda bu noktanın artığı gerçek y değeri yani 3 eksi Beklenen y değeri yani 3, evet 0'a eşittir. Son olarak bir de bu nokta var. Artığını hesaplayalım. x 2 iken y'nin gerçek değeri de 2. Eksi beklenen değer yani 2,5 çarpı 2 5 eder ve eksi 2'den 3 buluruz. Artık da 2 -3'den eksi 3'ten eksi 1'e eşit olur. Gerçek değer ya da veri noktası diyelim, regresyon doğrusunun altında yer aldığında artık da negatif olur. Aynen bunun gibi. Eksi 1. Artıkları bulduğumuza göre artıkların standart sapmasını da hesaplayabiliriz. Birinci artık neydi bakalım? 0,5 öyle değil mi? Karesini alacağız. Artı ikinci artık değeri olan 0 sıfır ve 0'ın karesi. Artı üçüncü artık eksi 1. Onun da karesini alalım ve son olarak, a, evet son artık yani artı 0,5'in karesi olacak bu da. Gördüğünüz gibi artıkların hepsini aldık. Bunun e, veri noktası ile modelin verdiği değer arasındaki fark olduğunu da düşünebilirsiniz. Karelerini aldık, klasik standart sapma hesaplanırken bir noktanın ortalamaya uzaklığı hesaplanır. Burada ise bir noktayla modelin bize verdiği değer arasındaki uzaklığı hesaplıyoruz. Karelerini alıp birbirleriyle topluyoruz ve örneklem standart sapma hesaplamasında olduğu gibi bunu da elimizdeki artıkların sayısının 1 eksiğine yani 4 eksi 1'den evet 3'e böleceğiz. Hesaplamanın bu kısmının hataların karesinin ortalamasına benzediğini siz de görüyorsunuz değil mi? Evet tabi bir de bunun karekökünü alacağız. Devam edelim eşittir. Karekök içinde 0,5'in karesi 0,25'tir. Bu zaten 0 eder. Buradan 1 gelir ve buradan yine 0.25 ve bölü 3. Pay kısmında 1.5 var bölü 3. 1.5 3'ün yarısı olduğuna göre karekökün içinde 1 bölü 2 olur. Hemen yazıyorum karekök içinde 1 bölü 2. Bunu 1 bölü karekök içinde 2 olarak da yazabiliriz. Tam değerini de hesaplayalım. 1 bölü karekök içinde 2. Evet bir bakalım en yakın binliğe yuvarlarsak yaklaşık olarak 0.707 ediyor. Evet yaklaşık olarak 0.707. Gözümüzün önüne gelmesi için artıkların doğru altındaki bir standart sapması bu, doğrunun bir standart sapma üzeri de budur. Herhangi bir x değeri için doğrunun artıkların bir standart sapması kadar üzerine çıkarsak buraya geliriz. Bu arada bunu elimle çizdim. Yani çizdiğim doğruların tam olarak doğru olduklarını düşünmemelisiniz. Yine de size bir fikir vereceklerini biliyorum ve bunun gerçekten de tipik artık için iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Bu arada zaman zaman ortalama artık dendiğini de duyacaksınız ve burada önemli olan ortalama derken neyi kastettiğimizdir. Artıkların karesini aldığımıza dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu da aykırı değerlerin yani bu noktadan çok uzakta olan değerlerin karelerini aldığımızda burada oransız bir etki yaratacaklarını hesaba katmalıyız. Bu tarz bir sonuçla karşılaşmamak için mutlak artıkların ortalamasını da bulabilirdik ki bu birçok anlamda bundan daha kolay bir şeydir ama bu modellerin gerçek veriyle ne kadar uyumlu olduğunu ölçmek için kullanılan bir yöntemdir bu sonuç ne kadar düşük olursa modelde veriyle o kadar uyumlu